Türkiye'nin en cesur, en gerçekçi, en çevreci haber programı Çevre ve İnsan'a hoş geldiniz. Bu hafta yine dopdolu bir programla ve birbirinden önemli konularla karşınızdayız. Programımıza geçmeden önce bu hafta neler izleyeceksiniz, buna bakalım. Türkiye ve dünyanın çevre gündeminden önemli konu başlıkları. İklimler değişiyor, dünyanın dengesi bozuluyor. İnsanlık küresel ısınma karşısında çaresiz mi? Dünyayı kurtarmak için bizler ne yapabiliriz? Su sorunu geleceğimizi tehdit ediyor. Peki dünyanın su kaynakları neden ve nasıl tükeniyor? 2B yasası meclisten geçti. Peki bundan sonra ne olacak? Yoksa ormanlarımız rant uğruna parsel parsel satılacak mı? Bir zamanlar insanların nefes almakta bile zorlandığı Muğla yatağında son durum ne? Termik santralde alınan önlemler ne kadar işe yaradı? Fosil yakıtlar nelerdir, nerelerde kullanılır? Doğayı nasıl etkilerler? Fosil yakıtlarla ilgili çarpıcı gerçekler. Bu haber kömür hakkındaki tüm ezberleri bozacak. İstanbul'da bir şirket kömürü nasıl çevre dostu haline getirdi? Hepsi ve daha fazlası az sonra. Dünyamızın geleceğini tehdit eden küresel ısınma ile ilgili dosyamızın ilk bölümünü geçen hafta getirmiştik ekranlarınıza. Peki birey olarak küresel ısınmaya karşı bir şeyler yapabilmek mümkün mü? Elbette evet. İşte yaklaşan büyük felaketin önüne geçebilmek için alınabilecek bazı önlemler. Gezegenimizi kasıp kavuran, iklimleri değiştirerek canlı yaşamını tehlikeye sokan küresel ısınmanın önüne geçebilmek için bütün dünya çareler arıyor. Otomobilinizin hava ve yakıt filtrelerinin her zaman temiz olmasına dikkat edin. Kirli filtreler fazla yakıt harcanmasına yol açar. Geri dönüşüme katkıda bulunun. Daha az çöp üreterek ya da evinizden çıkan çöplerin sadece yarısını geri dönüştürerek karbondioksit tasarrufu sağlayabilirsiniz. Dünya yüzeyinin %6'sı çöldür. %29'u da hızla çölleşmektedir. Türkiye'nin küresel ısınmaya karşı Kyoto Protokolü'ne katılmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Tasarının maddelerinin görüşülmesinden sonra tüm üzerinde yapılan açık oylamada kanun tasarısı 3'e karşı 243 oyla kabul edildi. Oylamada 6 milletvekili de çekimser kaldı. Düzenlemenin gerekçesinde Türkiye'nin uluslararası toplumun en önemli gündem maddelerinden olan çevre konularına büyük önem verdiği belirtildi. Avustralya'da 47 dereceyi aşan sıcaklıklar beraberinde felaket getirdi. Victoria eyaletinde çıkan orman yangınları can alıyor. Sidney'e de sıçrayan yangınlarda şu ana kadar 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Yangınlar nedeniyle 750'den fazla evin küle döndüğü belirtildi. Ölü sayısının artabileceği kaydediliyor. Küresel ısınma ve onun neden olduğu kuraklık dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Peki doğal sebeplerin dışında su kaynakları neden tükeniyor? Çevre ve İnsan bu sorunun cevabını sizler için araştırdı. Küresel ısınma ve beraberinde getirdiği kuraklık, insanların bilinçsiz kullanımıyla birleşince, insanlık uzun yıllar etkisini gösterecek bir su sorunuyla karşı karşıya geldi. Thank you.
Yatağan ilçesi termik santralin neden olduğu hava kirliliği yüzünden zor günler yaşadı. Yatağan halkı santralin gökyüzüne yaydığı zehirli dumanlar nedeniyle yıllarca çile çekti. Ardından santralde bir takım tedbirler alındı, arıtma üniteleri kuruldu. Peki bu şirin ilçede son durum ne? Çevre ve insan ekibi bölgeye gitti ve santralde araştırmalar yaptı. İşte Yatağan Termik Santrali'nin ve bu şirin ilçenin son hali. Türkiye'de hava kirliliği denilince akla ilk gelen yerlerden biridir Yatağan. Türkiye'nin en büyük çevre sorunlarından birinin önündeyiz sevgili izleyiciler. Bu arkamda görmüş olduğunuz ve yoğun dumanların yükseldiği bina Yatağan Termik Santrali. Burada kömürden enerji üretiliyor. Ancak bu sırada çıkan dumanlar yüzünden Yatağan'ın havası ve çevresi tam anlamıyla katlediliyor. Çok değil, daha 3 yıl önce bacalarından gökyüzüne zehir salan Yatağan Termik Santrali bölgede bir çevre felaketine yol açıyordu. Günümüzde ihtiyaç duyulan enerjinin büyük bölümü ne yazık ki fosil yakıtlardan elde ediliyor. Peki nedir fosil yakıtlar, nerelerde kullanılır? Yaşantımızda büyük yere sahip olan bu yakıt türünün insan sağlığına ve çevreye ne gibi zararları var? Haberimizden izliyoruz. İnsanlık var olduğu günden bu yana enerji ihtiyacıyla karşı karşıya. Türkiye'nin en cesur, en gerçekçi, en çevreci haber programı Çevre ve İnsan'ın bu haftalık sonuna geldik. Gelecek hafta yine birbirinden ilginç, birbirinden önemli konularla karşınızda olacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.